Barış Beylivan, Turul Türkeş ne dedi? Turul Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in oğludur ve hali hazırda AKP milletvekildir. AKP Ankara milletvekildir. Kendisini bugün aradım. Ve e, Levent Gültekin'e yapılan saldırıyı nasıl değerlendirdiğini sordum. Özetle bana şunları söyledi. Levent Gültekin'in rahmetli Türkeş'e ve milliyetçilere dair söylediklerine ilişkin bana çok tepki mesajları geldi. Bu rahatsızlıkları ulaştığım kişilerle paylaştım. Söylenenleri yanlış bulduğumu, daha hassas olunması gerektiğini vurguladım. Bunu Turul Türkeş söylüyor ve ekliyor. <laughs> Bununla birlikte 25 kişinin Levent Gültekin'e saldırmasını çok çirkin buluyorum. Kadına şiddete karşı olunduğu gibi erkeğe şiddete de karşı olunması gerekir. Saldırıyı tasdik <laughs> etmiyorum. Bakın yani. Alparslan Türkeş'in olduğu ve AKP Ankara milletvekili söylüyor bunu. Çok önemli. Levent Gültekin'e katılmadığını, Levent Gültekin dediklerinin yanlış olduğunu söylüyor. Ancak saldırıyı tasvip etmediğini ve çok çirkin bulduğunu belirtiyor. Ben devam ettim. Bir soru sordum. Dedim ki bu saldırılarda MHP'nin talimatı veya ilişkisi olduğuna dair iddialara ne dersiniz? MHP'nin talimatı Hatı, ya da ilişkisi olduğuna olduğun ilişkin iddialara ne Ne dersiniz? Ne dersiniz? Turul Türkeş dedi ki bu soruya. Böylesi saldırılarda, böylesi saldırılarda fail meçhulse kime yarar ona bakmak gerekir. Güzel. Ben Tuğrul Türkeş olarak yapmayacağıma, CHP ya da AK Parti yapmayacağına göre maalesef mantık bir yeri gösteriyor. Ben Levent Gültekin'in hiçbir fikrini benimsemiyorum. Ama ne faydası var böyle saldırıların? Islah mı oldu? Uslandı mı ki? Niye yaptınız? Bakın. Ülkücü camiadan gelen bir kişi mantık bir yeri gösteriyor diyor. Ben yapmam, CHP yapmaz, AKP yapmaz. Devam ettim. Ben bir soru daha sordum. Artan saldırıları 12 Eylül öncesiyle karşılaştırmak doğru mu? Böyle karşılaştıranlar oldu. Acaba yine 12 Eylül öncesi gibi ülkücüler sokağa mı indi diye yazanlar oldu. Yanıtı şu oldu. Turul Türkeş'in yani Alparslan Türkeş'in oğlunun Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı olduğunda ülkücüleri sokaktan çekti. Eline bilgisayar verdi, ana, analizleri yapılmıştı. Devlet Bahçeli için böyle analizler yapılmıştı. Evet, doğru. Evet. Diyor ki Turul Türkeş, ne yani? Rahmetli Alparslan Türkeş döneminde sokakta başıboş halde saldırılardı mı bulunuyorlardı? Bunu diyenler bunu mu kastediyor? Ve şimdi de ülkücüler bilgisayarların kafasına mı vuruyor? eğer bu analizler doğruysa. O zamanlarınki yani 12 Eylül öncesi bambaşka bir kavgaydı diyor Turul Türkeş. Son bir sözünüz var mı diye sordum. Hatırlarsanız MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın daha önceki Selçuk Özda gibi siyasetçilere ve gazetecilere yapılan saldırılara ilişkin şöyle bir açıklamada bulunmuştu bir gazeteciye. Bu hareketin delisi çoktur. Yani MHP camiasını kastetiyor. Bu hareketin delisi çoktur. Talimat falan dinlemezler. Semih Yalçın böyle demişti. Turul Türkeş isim vermeden Semih Yalçın'ı kastederek şöyle dedi. O zaman derler ki delini zapt et. Bakın Turul Türkeş diyor bunu. Turul Türkeş Semih Yalçın'ı kastederek delini zaptet diyor. Ve yine Semih Yalçın'ı kastederek kontrolünü kaybettiğini anlıyorum bu açıklamalardan. Şimdi burada yani Alparslan Türkeş'in özü olduğu AKP'nin hali hazırda Ankara milletvekili bir anlamda Cumhur İttifakı'nın orta en önemli yöneticilerinden birisini aslında bir eleştiride bulunuyor. E, ya bu saldırılara bir anlamda hakimiyet yet altına alınmasını ve bunu engellemesini e, konusunda uyarıda bulunuyor. Çok tarihi olduğunu düşünüyorum bu açıklamaların. Hı hı. Tur Türkeş'in de çok samimi açıklamalarda yaptığını düşünüyorum. E, bence dikkate alınması gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden herhangi bir ismin kamuoyuna yansımış bir açıklaması olmadı değil mi? Bu, ilk, de ilgili kez, bu olarak. ilk kez oldu. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partili bir isim olarak Tuğrul Türkeş'in Barış Pehlivan'a, Halk TV'ye yaptığı bu açıklamalar çok çarpıcı. Barış manşetleri bir kez daha sıralayalım. Birincisi Levent Gültekin'in düşüncelerine katılmıyor ama yanlış diyor. Yanlış buluyorum. Hı hı Yanlış buluyorum. Söylenenleri Levent Gültekin'in söylediklerini yanlış buluyorum ancak bununla birlikte bu saldırıyı tasvip etmiyorum. Çok çirkin buluyorum. Torul Türkeş bunu söyledi. Peki. Saldırının ya da bu gibi saldırıların sadece bu değil. Tabii. Bunun gibi saldırılar yani bir süredir gündemimizde olan gazetecilere ve siyasetçilere yönelik saldırıların e, kimin işi olabileceğine ilişkin e, fikriyle ilgili de bir ipucu veriyor mu Torul? Diyor Bey? ki orada diyor ki fail meçhulse yani bilinmiyor gibiyse şey. kime yarar ona bakmak gerekir diyor. Ben yapmadım. CHP yapmadı. AK Parti yapmadı. O zaman kime yarar sorusuna bakma. Bir yeri gösteriyor. Diyor. Isim Geriye vermeden Bir yer kalıyor diyor. Bir yer kalıyor Hı -hı. diyor isim vermeden. Tamam, Çok isim tatlı. vermiyor ama sonuçta neyi işaret ettiğini. İni biliyoruz? Tamam, yani tamam. anlayabiliyoruz. 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 Evet. Hı -hı. Ve e, ne faydası var böyle saldırıların diyor? E, ve şuna ekiliyor. Semih Yalçın'a yani MHP Genel Başkan Yardımcısına, Cumhur İttifakı'nın çok önemli bir e, yöneticisine e, kendi açıklamasını hatırlatarak isim vermeden... Bizim e, hareketin delileri çoktur, çoktur açıklaması. Açıklamasına gönderme yaparak o halde eğer böyleyse delini zaptet kontrol altına kontrolünü mü kaybettin diye bir eleştiride bulunuyor. Bunu da çok tarih olduğunu düşünüyorum ve ülkü camiadan gelen Alparslan Türkeş'in oğlu olan ve hala AKP Ankara milletvekili olan e, önemli yani siyasetçinin çok önemli bir şey. yani bir de evet, bir Cumhur İttifakı'nın milletvekili Cumhur İttifakı'nın önemli bir bileşenine e, önemli bir eleştiride bulunuyor. Bizzat da babasına dair yapılan bir eleştiri e, bahane edilerek yapılan saldırıya dair her ne kadar söylenenleri doğru bulmasa da saldırıyı da tasvip etmediğinin altını çiziyor. Yani